Bu egzersizdeki amacımız kalça çevresi kaslarının kuvvetlenmesi. Yatış pozisyonu sırt üstünde, başın altında herhangi bir yastık yok, kollar serbest yatakla temas halinde, dizler bükülü, ayaklar yatakta. Kişiden kalçasını kaldırmasını istiyoruz. 10 saniye kadar bekliyor ve sonradan tekrar indiriyor. Tekrar kaldırıyor. 10 saniye yukarıda bekliyor ve tekrar indiriyor. Bu egzersiz kolaylaştıktan sonra kişiden vücudunda kollarını çaprazlamasını istiyoruz. Artık kollar yatakla temas halinde değil. Bu şekilde kalçasını kaldırıyor. 10 saniye tekrar yukarıda bekliyor ve indiriyor. Bu egzersizdeki amacımız kalça çevresi kaslarının kuvvetlendirilmesi. Kişiden yan yatışta olmasını istiyoruz. Burada önemli bir ayrıntı var. Kalçanın ve omzun aynı hizada olması. Egzersizi yaparken dizini kaldırmasını, kaldırabildiği kadar kaldırmasını ve tekrar indirmesini istiyoruz. Gördüğünüz üzere topuk ayrılmıyor. Sadece dizi kaldırıyor ve indiriyor. Bir diğer ayrıntı ise kalçanın egzersizi yaparken ileri ya da geriye düşmemesi. İlerleyen aşamalarda ise bir direnç bandı kullanarak dizlerimizi bağlayabilir ve dirence karşı da egzersizi yapabiliriz. Bu egzersizde amacımız diz bükme açısını arttırmak ve dizi büken kasları kuvvetlendirmek. Kişi bu egzersiz için yüzüstü pozisyonda yatıyor. Bir tane egzersiz bandımız var. Bu egzersiz bandının iki ucunu birbirine bağlıyoruz ve kişinin diz ayaklarından geçiriyoruz. Ayak bileği hizasında kalıyor ve dizini bükmesini istiyoruz. Kalçasına doğru topuğu yaklaşıyor, bırakıyor. Ve tekrar topuğunu kalçasına doğru yaklaştırıp dizini büküyor. Mini squat, mini çömelme egzersizi. Bu egzersizdeki amacımız kalça çevresi ve bacak kaslarının kuvvetlenmesi. Burada aslında kişiden herhangi bir yere, bir masaya veyahut bir sandalyeye tutulmasını isteyebiliriz. Ya da duvardan destek alarak ellerini duvara yaslayabilir. Yaklaşık 30-40 derece kadar çömeliyor. Ve tekrardan kalkıyor. Tekrar çömeliyor. Tekrar kalkıyor. Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden biri bel çukurumuzun fazlasıyla artmaması ve göğsümüzün mutlaka karşıyı göstermesi. Dirençli diz bükme egzersizi. Bu egzersizdeki amacımız diz bükme kaslarını kuvvetlendirmek. Bunun için ihtiyacımız olan iki tane şey var. Bir tanesi egzersiz lastiği, diğeri de egzersiz lastiğini bağlayabileceğimiz bir masa veyahut yatak. Kişi dik pozisyonda otururken dizini dirence karşı büküyor. 3-4 saniye bekliyor ve tekrar düzeltiyor. Tekrar büküyor. Tekrar düzeltiyor. Dikkat etmemiz gereken şeylerden biri kişinin öne veyahut geriye doğru yaslanmadan dik bir pozisyonda bu egzersizi yapması. Bu egzersizdeki amacımız hastanın vücut ağırlığından yararlanarak ameliyat geçirdiği bacağındaki kasların kuvvetlendirilmesi. Hastadan ameliyat geçirdiği bacağını basamağa yerleştirmesini istiyoruz. Ve bir yerden destek alarak bacağının üstüne kalkmasını istiyoruz. 3-4 saniye bekledikten sonra tekrar aşağı iniyor ve tekrar kalkıyoruz. 3-4 saniye daha bekleyip tekrar aşağı iniyoruz ve tekrar. Hasta bunu merdiven gibi bir yerde yapabilir ve trabzandan yardım alarak uygulayabilir. Bu egzersizimizdeki amacımız hastanın kendi vücut ağırlığından yararlanarak diz bükme açısını arttırmak. Hastadan ameliyat geçirdiği bacağını bir basamağa yerleştirmesini istiyoruz. Elleriyle dizini destekleyebilir ve ön tarafa doğru gelerek dizini bükmesini istiyoruz. 5 saniye kadar durabilir ve durduktan sonra tekrar geriye gidiyor ve tekrar ön tarafa gelmesini istiyoruz ve tekrar geriye gidiyor. Bunu bir merdivende de yapabilir hastamız. Trabzanlarından destek alarak aynı hareketi gerçekleştirebilir.
Bu egzersizimizdeki amacımız hastanın ameliyat geçirdiği bacağında yük aktarımı sağlayarak kuvvetlendirme gerçekleştirmek. Hastadan ameliyat geçirdiği bacağını yan bir şekilde basamağa yerleştirmesini istiyoruz. Evet ve ameliyat geçirdiği bacağın üstünde yukarıya doğru kalkmasını 2-3 saniye kadar bekledikten sonra aşağıya tekrar inmesini istiyoruz. Tekrar kalkıyor, 2-3 saniye bekliyor ve tekrar iniyor. Tekrar kalkıyoruz, 2-3 saniye bekleyip tekrar iniyoruz.